Merhabalar. Kinetik Enerji ile yine birlikteyiz. Mıstık Fenci YouTube kanalında tüm konuları dinlemek için kanalıma abone olup bildirimleri açtığınızda ilk videolarımı siz izleyebilirsiniz. Enerji, enerji iş yapabilme yeteneğidir. Eğer bir cismin veya bir nesnenin enerjisi olmasa iş yapamaz. Enerjimiz olmadığında kuvvet uygulayamayız. Dolayısıyla da iş yapamayız. Enerjinin birçok türü vardır. Işık, ses, ısı, elektrik, kinetik, potansiyel enerji bunlardan bazılarıdır. Bizler bu dersimizde kinetik enerji üzerinde duracağız. Kinetik enerji bir cismin hareketinden dolayı sahip olduğu enerjidir. Zaten kinetik hareket demektir arkadaşlar. Uçan kuşlar, koşan insanlar, dönen bir pervane kinetik enerjiye sahiptir. Kinetik enerji için cismin hareketli olması şarttır. Arkadaşlar bir cismin kinetik enerjisinin olup olmadığını anlamak için öncelikle hareketine bakıyoruz. Eğer cismin hareketi varsa kinetik enerjisi vardır diyoruz. Uçan bir kuş kinetik enerjiye sahiptir. Koşan bir sporcu kinetik enerjiye sahiptir. Dönen bir yel değirmeni yine kinetik enerjiye sahiptir. Kinetik enerjinin bağlı olduğu faktörler arkadaşlar kinetik enerji Cismin süratine ve kütlesine bağlıdır. Bizler sürati ve kütlesi fazla olanın kinetik enerjisi fazla olur, fazladır diyebiliriz. Bu iki faktöre şimdi birlikte bakalım. Bir cismin sürati arttığında kinetik enerjisi artar. Yani sürat ile kinetik enerji doğru orantılıdır. Yanda verilen aynı araçlardan sürati 85 olan aynı araç kütlesi aynı 85 km bölü saat olan aracın kinetik enerjisi daha fazladır. Bu şekilde daha iyi anlaşılabilir. Bu süratle bir yere çarptıklarında kinetik enerjisi fazla olan araç çarptığı yerde daha fazla zarar verecektir. Demek ki sürati fazla olan araç daha fazla kinetik enerjiye sahiptir. Arkadaşlar siz yolda olsanız bu iki araç size çarptığında hangisinin etkisi size daha fazla olacaktır? 85 km bölü saat hızla gidenin etkisi daha fazla olacaktır. Biz enerjiyi etkisinden etkisini düşünerek de anlayabiliriz hangisinin enerjisi fazla olduğunu. Evet, burada gördüğümüz gibi sürat arttıkça kinetik enerji artar. Kinetik enerjinin bağlı olduğu diğer bir faktör ise bir cismin kütlesi arttığında yine kinetik enerjisi artar. Yanda verilen araçların süratleri aynı olmasına rağmen minibüsün kinetik enerjisi daha fazladır. Çünkü minibüsün kütlesi daha fazladır. Aynı süratlerle bir yere çarptığında enerjisi fazla olan minibüs çarptığı yere daha fazla zarar verecektir. Dolayısıyla kütlesi daha fazla olan minibüs daha fazla kinetik enerjiye sahiptir. Arkadaşlar şu iki arabanın size çarptığını düşündüğünüzde ikisinde süratleri aynı fakat minibüsün kütlesi daha fazla olduğu için sizin üzerinizde daha fazla etki bırakacaktır. O halde etkiyi düşündüğümüzde kütlesi fazla olanın kinetik enerjisi daha fazla olacaktır. Etkinlikte devam edelim. Aşağıdaki fotoğrafları inceleyerek altlarındaki cisimlerin uygun kelimelerle tanımlayalım. Cümleleri uygun kelimeyle tamamladığımızda süratleri aynı olan resimdeki kişilerin Annenin kinetik enerjisi çocuğundan daha fazladır. Çünkü süratleri aynıysa kütlesi daha annenin kütlesi daha büyük olduğu için kinetik enerjisi daha büyüktür. Kütleleri aynı olan resimdeki bisikletçilerin süratı 40 km/saat olanın kinetik enerjisi diğerinden daha fazladır. Çünkü kütleleri aynıysa sürati fazla olanın kinetik enerjisi daha fazla olacaktır. daldal duran kuş kinetik enerjiye sahip değildir. Çünkü bir cismin kinetik enerjisinin olabilmesi için hareket etmesi gerekir. Yüzen bir sporcu kinetik enerjiye sahiptir. Çünkü cismin eğer hareketi varsa kinetik enerjiye vardır diyoruz arkadaşlar. Bir soruyla devam edelim. Buna göre araçların kinetik enerjileri x, y, z arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Yatay bir yolda sabit hızla hareket eden X, Y otomobilleri ve Z kamyonunun konumları şekildeki gibidir. X ve Y otomobilleri özdeş olup tüm araçlar bitiş çizgisine aynı anda ulaşıyor. Arkadaşlar bu 3 araç bitiş çizgisine aynı anda ulaşıyorsa demek ki X ve Z'nin sürati Y'den fazladır. Z'nin kütlesi de X'ten fazla olduğuna göre sürati ve kütlesi en fazla olanın kinetik enerjisi en fazla olacaktır. O halde Z'nin kinetik enerjisi en fazladır. Z en büyüktür. Daha sonra X aracı Y aracına kütlesi aynı fakat aynı anda ulaştıklarına bitiş çizgisine ulaştıklarına göre demek ki X aracının sürati Y aracından fazladır. O halde X'in kinetik enerjisi Y'den fazladır. En az olan Y, en fazla olan Z olduğu için cevabımız arkadaşlar D şıkkı olacaktır. Yine bir soruyla devam edelim. Yukarıdaki motosikletlerden hangisinin kinetik enerjisi diğerlerinden fazladır? Arkadaşlar kinetik enerjiye baktığımızda cismin sürati ve kütlesi fazla olanın kinetik enerjisi fazla olacaktır. Baktığımızda sürati ve kütlesi en büyük olan hangisidir? Bakın 220 kilogram ve 240 kilometre bölü saatle gittiği için 4 motosikletinin kütlesi ve sürati en fazla olduğu için 4'ün kinetik enerjisi en fazladır diyoruz. O halde cevabımız D şıkkı olacaktır. Arkadaşlar Mıstık Benci YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayalım. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.